çok importante. Sonuçta importante. Kaçından hepinize merhabalar. Resultante de Sina Yılmaz'la karşınızdayız. Eee az önce biten maçta Beşiktaş Erzurum deplasmanından 4-2'lik bir galibiyetle döndü ve eee 3 puanı aldı. Eee en yakın rakibi Fenerbahçe ile puan farkını 7'ye çıkardı ki takımda 32'şer maçı var. Yarın Fenerbahçe 33. maçını oynayacak tabi. E, o maçtan sonra puan farkını tekrar göreceğiz ne olacağını. E Gaziantep'le oynayacak Fenerbahçe. Ama şu anda maçlar eşit. Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin 7, e, Galatasaray'ın da 8 puan önünde olduğunu görüyoruz e, bugünkü skordan sonra. E maalesef e, maçın e, skorundan ve e, işte puan dağılımından çok daha önemlisi Cenk Tosun berbat bir sakatlıkla sezonu kapadı. Maç görüntülerinde de diz kapağının yer değiştiğini görebiliyorduk. Gerçekten iğrenç bir görüntüydü. Yani Gezdal'ın verdiği tepkiyi gördünüz zaten herhalde maçı izleyenler görmüştür. Eyvah der gibiydi böyle. Etraftaki Erzurumlu oyuncular da çok içleri cız ettiğini görebiliyorduk yani vücut dillerinden. Çok çok geçmiş olsun ama gerçekten yani bu zeminlerde futbol oynatan herkese de, de lanet olsun. Ee, yani olacak iş değil. Bu kadar berbat zemin hiçbir açıklaması yok, ne hava ile ne iklimle ee, açıklanacak bir yanı yok. Hatta ben şimdi Twitter'da yazdım. İskandinav liglerinden görüntü paylaşma ihtimali olan var mı diye. Ee, sağ olsun e, AC Sedef isimli bir kullanıcı Özelden mesaj atmış Bak şu linke gir bak. İsveç liginin resmi yayıncısının şey Twitter hesabı bugünkü maçlardan görüntüler var. Hakikaten bir tane var linkini de paylaşayım size buradan bakın. Ee, Elfsborg, Gardens diye iki takımın maçı. Kar yağıyor. Lapa, lapa kar yağıyor. Zemin fıstık gibi. Yani gerçekten mide bulandırıcı bir ülkede top oynanıyor. Ee, ülkenin şartları çok mide bulandırıcı da öyle diyeyim. Şimdi insanlar gereksiz alıganlık göstermesin ama çok çok üzülüyorum ben buna ve buna dair hiçbir yaptırımın olmaması hatta bu konu bu sezon mevzu bahis olduğu zaman tarafların topu birbirine atması federasyon topu gençlik spor bakanlığına attı gençlik spor bakanlığı topu federasyona attı hiçbir şey yapılmadı geleceğe dair de hiçbir plan sunulmadı ancak işte yabancı şeyini tartışırız kuralları tartışırız ee, ama bu tarz şeylerde bir adım ileri gidemiyoruz maalesef ve e, yani futbolun çok çok önüne geçen hadiseler yaşanıyor umarız Cenk en kısa zamanda iyileşir maça dair söyleneceklerse, şunlar bana kalırsa Beşiktaş bugün topa oldukça az sahip olduğu bir maç oynadı. Pas isabeti konusunda 3. bölgede yaptığı pas sayısında rakip ceza sahası girişinde değil ama geri kalan neredeyse bütün hücum istatistiklerinde hücum lig ortalamasının çok altında kaldı. Yani kendi ortalamasının çok altında kaldı. Buna rağmen 26 kere rakip ceza sahasına girmiş ki bu sezon ortalamasının birazcık üstünde. E ee, bu da oldukça dikine bir oyun sergilendiğinin ve bunun da iyi kötü sonuç verdiğini gösteriyor. Ki e, ilk yarı bittiğinde toplamay çok buluşan 3 Beşiktaşlıdan ikisi Gezdal ve Lerindi. Ee, bu da gene Beşiktaş'ın aldığı topları bir an önce bu iki oyuncuya aktardığını ve bunlarla sonuca gitmeye çalıştığını gösteriyor ki e, geçtiğimiz hafta e, Alanya maçında Oğuzhan ve Gezdal'ın birbirine yanaşarak bir şeyler yapabileceklerini hayal ettirdikleri bir 15 dakikadan bahsetmiştik. 46. dakika ile 60. dakika arası. Ee, bugün mesela ikinci golün geldiği pozisyon biraz e, onu anımsattı bana. E, Gezal maçtan sonra çok övmüştü Oğuzhan'ı. E, Alanya maçından sonra. Bugün o iki oyuncunun birbirine yaklaşmasıyla Beşiktaş'ı öne geçiren gol geldi. Ve tabii ki Şumski'nin büyük hatasıyla ama e, biraz daha Beşiktaş'ın topu bir an önce 3. bölgeye oynayıp orada işi bitirmeye e, sonuca gitmeye çalıştığını gördük. Lari'nin de herhalde bu sezon e, top ayağındayken ee, ve daha hücum sonlanma aşamasına gelmemişken en iyi e, maçlarından birini hatta en iyi maçını oynadığını söyleyebiliriz herhalde. Ee, Nazlına sağlık. Ee, yorumlarda bir arkadaş e, Erdem Eralp Oğuzhan Özyakup'un sahanın ıslatılmasını istedik ama kabul görmedi e, yönündeki e, açıklamasını yazmış. E, ya zemin bana da hep maçın başından sonuna kadar çok sert geldi. Yani bozukluğu belki yani çamur olsa daha iyi, yumuşak olsun, top gitmesin falan ama en azından bu kadar ağır sakatlıklar olmazdı. Muhtemelen Cenk ya e, engebeli yani ya çukur bir yere bastığı için dizi o hale geldi ya tümsek bir yere bastığı için. Çünkü topların çok fazla sekmesinden de belliydi. Hatta yani bazı özellikle köşe bayraklarının oradaki şeyler, bu yerler ciddi çukurluklar barındırıyordu ki. O beklerin, kanatların falan sakatlanmaması mucize gibi bir şey. Evet. Yani dediklerine katılmamak imkansız. Bir de ilk yarı itibariyle %73 %74 iki takımda top pas isabet oranları vardı. 6 hmm. golün atıldığı ama iğrenç bir futbol. Son derece keyifsiz. Çünkü 3-4 faztan fazlasını yapamıyorsun. Mecbur dikini oynamak zorundasın. Mecbur uzun oynamak zorundasın. Mecbur ikili mücadeleleri zorlayarak bir şeyler yapmak zorundasın. Böyle senin e, açıklamalarını acı acı dinlerken Rovzi de <laughs> Sinan'ın moralim bozuk hayırdır yazmış. <laughs> yani moralim bozuldu. İki saat çok sıkıldım yani, maçı izlerken. Şu maçı izleyip moralin bozulmaması imkansız bir şey evet. zaten yani. Zaten yani. futbol yok, bir de Cenk Berbat bir şekilde sakatlanıyor. Hiçbir önemi kalmıyor hiçbir şeyin. Öyle yani çok sıkı, sıkıcı bir maç yani. Ve yine işin sonunda sürekli hakem mevzularına dönülmesi. Evet tabii bir de vazgeçilmez hakem üzerine yani şu kaç aydır kaç haftadır yaptığımız yayınların hiçbir hakemden ayrı gayri konuştu konuştukça biz bu sefer e, ya niye hakemi söylemiyorsun diye de ayrı linç yiyorsun. Ona da, da biraz moralim bozuluyor. O yüzden. Dur ya Rosie'nin içinde hiçbir küfür ya da hakaret barındırmayan mesajı silinmiş. Onu bir çete tekrar aktarayım da kusura bakma George. Eee ve e, hatta e, zeminin bozukluğunun en net göstergelerinden bir tanesi de şeydi Sinan 47. dakikada falan Beşiktaş bir öne alan presi yapıyordu e, Erzurum sporlu bir oyuncu da stoper galiba topu taca doğru vurdu top havalandı taç çizgisinin yanında sağının içinde sekti e, sağının dışına doğru gitmesi gereken top zeminin bozukluğundan içeri doğru yön aldı ve top oyunda kaldı yani fizik kurallarını büktü zemin e, bunu ben bu sezon Süper Lig'de 1-2 maçta daha görmüştüm sanırım bir tanesi bir Kayseri maçındaydı ee, en az yani bir en az bir kere daha gördüm. eminim iki kere gördüm hatırlıyorum ama nedense bir tanesi Kayseri maçında diye aklımda kalmış. Gerçekten e, utanmamız lazım. Yani benim değil aslında, bizim değil de e, bunu bunu bize izlettirenlerin hepsinin utanması lazım gerçekten. Ama biz e, her zamanki gibi işimizi yapalım ve olabildiğince bu maç özelinde ne kadar taktik teknik konuşulabilirse onu yapalım. E, teknik evet. tahtamızın üzerinde ben Oğuzhan Özyakop'u bugün beğendim. Aslında verilerine bakacak olursak çok çarpıcı şeyler görürüz. Oğuzhan Yakup'un kariyerini hiç anım anlatmayan bir tablosu var bugün. %40 pas isabetiyle bitirmiş maçı. 15 pası var. Bu paslardan tabii iki tanesi sadece kendi yarısı aslında. Geri kalan 13 tanesi rakip yarısı ve çoğu dikine paslar. Yani isabet oranını düşüklüğünü bir yere kadar bu açıklayabilir. Bir yere kadar zeminin berbatlığı açıklayabilir ama gene de yani Oğuzhan'dan %40 pas isabeti beklemezsin. Bununla beraber ben ilk yarıdaki yani oyundan alınana kadar ki savunma katkısını çok beğendim Oğuzhan'ın. Ön alan baskısı çok iyiydi. Oyundan çıkmadan sadece birkaç dakika önce Hasan'a baskı yapıp topun taca gitmesine sebep olmuştu 50, 51. dakikada falan. Ve yani niye oyundan alındığını da anlamadım aslında. Hani böyle bir bitiklik göstermemişti mücadelelere hala giriyordu. Dorukana savunma yardımında hiç aksattık aksaklık yaşat, yaşatmamıştı falan. Hani herhalde şeyden bir açıklaması olabilir. Yani ince iş yapacak oyuncu Oğuzhan, işte Gezzal'la link-up'larla fark yaratmasını beklediğini oyuncu. Ya yani bu zeminde Oğuzhan'dan alabileceğini zaten bir yere kadar aldım onun yerine atlet oyuncu sokayım falan demiş olabilir ama ben kötü oyundan dolayı çıktığını ya da yetersizlikten dolayı çıktığını düşünmüyorum Oğuzhan'ın. İlk yarıda da Bence oldukça etkiliydi ki Beşiktaş ağırlıklı olarak sağ taraftan hücum etti. Sezon başından beri olması gerektiği şekilde ve sıklıkla olduğu şekilde Oğuzhan da sık sık oraya doğru yanaştı zaten. Gezah'la link-up'lar yapabilmek için. Şimdi Hı. ilk yarı uçağı ayırdık zaten şeyi. İlk yarı bence Beşiktaş iyiydi. Yani maçın ilk yarısı 2-2 sonuçlanmasına rağmen zaten Erzurumspor'un hiç pozisyonu yok. Bir korner golü bir de işte uzaktan vuruşu Ersin'in hatalı yemesi. Onun dışında XG'de 0.1'lerde bir şeydi yani çok çok düşük bir XG'di. Oradan iki gol 0.1 ya da 0.2 XG'den ilk devrede iki gol geldi Erzurum'dan. E i̇kisi de savunma hatası. Birinde e, kornerdeki Erzurum son haftalarda hep duran toptan ve da Costa üzerinden e, goller attığını hatırlıyorum. E bir de bu akşam da Leo sahneye çıktı ama Beşiktaş da orada çok basit vurdurdu. Hı hı. E, Ersin'in de hatası. Yani Erzurum iki gollük bir şey oynamadı ilk evet. devre. Onun dışında Beşiktaş'ın pozisyonları vardı. Cenk'in mesela iki tane girip atamadı. sol ayağıyla vurmak zorunda kaldı ikisinde de. Bir tanesini kaleci bir tanesinde de yere vurdu. Yine zemin yüzünden kaçtı galiba o golde. Yani topun biraz dibine doğru vurayım da o Alanya'da yaptığı vuruş vardı ya üst direkten dönen marafonun üstüne doğru sol çaprazdan çok benzer bir şekilde girdi zaten. Aynı vuruşu denemeye çalıştı ama bu sefer zemin Vodafone Park'taki gibi şey olmadığı için topun dibine giremedi, toprağa girdi ve e... biraz biraz o vardı. Biraz o vardı. Biraz da bence şöyle bir faktör vardı. Birincisi Cenk orada biraz penaltı almaya niyetlendi sanki gibi geldi bana. Şu çıkarmaktan çok. Bir de e, Cenk Beşiktaş'taki son Everton'a transfer olmadan önceki son Süper Lig maçında Osmanlıspor'a bu kaçırdığı gole çok benzeyen bir noktadan zınk diye yakın direkt dibine vurarak gol atmıştı. Beşiktaş formasıyla attığı son Süper Lig golü buydu. Everton transferinden önce. Harika bir goldü. Çok benzer bir şuttu. İşte bugün sağdaki Cenk ile o, o sağdaki Cenk arasında tabii kaç? üç buçuk yıl geçmiş. E, i̇ki çok ciddi sakatlık e, ve e, çok geri gitmiş bir oyuncudan bahsediyoruz. Bir de biraz onun da etkisi vardı. Yani biraz Cenk'in verdiği karar ve e, uygulama eksiği de bence orada söz şeydi yani belirleyici oldu diye düşünüyorum ben. Olabilir. Ee, Larin oldukça iyiydi. Ee, evet. Bu arada Cenk'in hani fiziksel olarak geri gitmiş olmasını söylüyoruz ama hareketlilik olarak yine de iş yaptı yani. Ee, şey yapamadı, golleri falan kaçırdı ama biraz karıştırdı şey savunmasında, Erzurum savunmasında ki Erzurum'da iki stoperin önünde Bumal ve Omolo oldukça geride pozisyon alıp orada bir kümelenme yaratmaya çalışıyorlar. Ama etkili değillerdi. Larin'i ben çok beğendim ilk devrede. Ee, golü de mükemmel bir bitiricilik. Onun dışındaki aktifliği de top ayağındayken genelde kırar ya topu. Evet, i̇lk evet. yarıda pek onları yapmadı. Hem de zemin bu kadar kötüyken. Evet evet. Hatta Daha 44. dakikada falan maçta. 44. dakikada falan Vida'nın bir pas arasından sonra topu aldı orta sahada. 3 tane rakibini geçip 18'e girip korner kazandırdı falan. Hani ben orada ilk çalımda dedim ay ayağından açacak. Açmadı. İkinci tam ikinci çalımda dedim şimdi bu içeri çeker kesin topa basar falan. 2 3 gitti yani bayağı. O Cenk'e attığı pası gerçekten. demiyor musun? Ee, Az önce Cenk'in kaçırdığı pozisyonu Yok yok bu o değil abi. O, bu o, kırk... Orada da mükemmel işler yaptı. Evet mi? o da çok iyiydi. O da çok iyiydi. Burada e, sıfıra kadar indi. içeri çevir Burada kendi şutunu yaratmaya çalıştı. Şeyden blok yedi sanırım Hasan'dan blok yedi. Hı -hı. Ee, onun dışında notlara bakıyorum. Eee Erzurum bölgesine uzun ve direkt paslar denedi. İyi taktikti ve tuttu yorumu. En Sakala da şey değildi. Ee, diğer maç aslında En Sakala'nın zemini. İkili mücadeleler, hava toplarının çok olması, uzun topların çok olması. En Sakala onu çok şey yapamadı ya. Kullanamadı sanki yani o üstünlüğünü. Ee... Hmm, bu arada şey notu yazmışsın ama o Vida'ydı ya. 43. dakikada uzun topu kötü karşıladı, Vida karşıladı onu. O yüzden Öyle Esakal'a yapmak zorunda kalmıştı. Okay. E, Vida ile Wellington bence bugün çok kötü bir gündü. E, gününde gün geçirdiler. E, özellikle Wellington maça çok kötü başladı. İlk 20 dakika içinde işte bir tane çok gereksiz faalü var, bir tane çok gerek, bir tane çok basit dikine pas hatası var. E, bir tane de şey var. E, Elke bire çok gereksiz faalü var 18. E, ha, o, ha o işte. O. Onu yazdım, ya, tam öyle. karşı karşıya böyle elke birle elke Hı -hı. bir böyle stoper'in titremesini bekliyor falan çıktı orada lak diye gitti adam ayağına girdi yani hiç gerek yoktu uzun uzaktan bir şuta sevk edebilirdi yani çek oradan vuruyorsan vur bakalım ne oluyormuş diye en kötü topu bloklardın yani çok gereksiz bir faal yaptı ve yani karşılaşmanın sonunda da e, ikinci devresinde de kötü devam etti sadece sen de yazmışsın e, devre biterken bir tane çok iyi dikine pası vardı Hı -hı. evet ee, yani onun dışında da öyle çok fazla konuşulacak bir şey yok aslında yani Atiba'nın 4 gol 8 asiste gelmesi ilk devrede işte Gezal'ın 14. asistini yapması falan bu adamların skor yükünü çekiyor olması Lari'nin yine e, işte bir gol daha bulması. Evet. Hani işleyen parçalar, sezon başından beri devam eden parçalar istikrarlı bir şekilde fayda vermeye devam ediyor. 38 yaşındaki Atiba'nın bu kadar uzun süren istikrarı, Lari'nin sene başından beri herhalde ilk gollerini Denizli'ye falan mı atmıştı ilk yarıdaki. O zamandan beri devam eden istikrar, Gezal'ın sü sürekli gelen istikrar. Bu açıdan Beşiktaş çok büyük fark yaratıyor. Ee, birazdan 45-60 arasındaki bölüme geçeriz. O bölümde mesela takım çok düştü. Ee, Erzurumspor'un ardarda ard arda, e, şey topları var, hava topları var, e, pozisyonları var, kaçan goller var. Her şey e, Erzurum lehine dönmüşken Beşiktaş herhalde bu maçı kaybedecek yiyeceği bir golle derken Gezal bir sahneye çıkıyor abi. Maçı alıyor. Buradaki e, çok büyük bir faktör var. Stafa, Stefano Moreno. Moreno muydu? Nasıl okunuyor bu? Mo Stefano Marreno diye biliyorum ben. Marreno. Okay. Çift Çifreli ya. Kafamı karıştırıyor. Ee, onun e, budur bu başarı artık kiminse ya da tüm atletik departmanın mıdır? Bilmiyorum. Bu oyuncuların böyle 6-7 aydır süren tab seviyesi. Çünkü oyuncularda hani 5 e, büyüklükte görüyoruz da bizim gibi liglerde pek göremiyoruz. 7 ay süren, 8 ay süren, düşmeden devam eden performansları pek göremiyoruz yani. Az önce saydığım Larin, Atiba, Gezal bunlar. Rozier'i de sevebiliriz. Biraz çok az çok tabi Josef de öyle. Az düşüşler yaşıyor oluyor bazı maçlarda. İşte Josef Kasımpaşa maçında kötüydü. Rozier biraz sallandı falan ama uzun vadeye yaydığımız zaman çok iyi gidiyor. Hatta işte mesela Gezal maçı aldı. E, Galatasaray'da var öyle bir oyuncu. Feguli yok ama. Biraz kavraştıklarıyla da alakalı bence o. Sürekli birlikte oynadıkları için kemikleşiyorlar. Herkes birbirini ezberliyor artık. Yani. Ama oynayabiliyor işte ama oynatılıyor da aynı zaman yani iki bakımdan tabii yani öyle bir şey de var i̇şte da. Onu, hani... onu biz onu biz tam algılayamayabiliriz. Mesela antrenmanları izleyemediğimiz için sürekli acaba oyuncu çok kötü olduğu için fiziksel olarak düştüğü için mi oynatılmıyor? Yoksa e, hoca mı e, hoca tercihlerinden yana bir düşüş mü yaşanıyor? O yani öyle biraz şunu söyleyebiliriz bence. Fenerbahçe Galatasaray kalıyor. evet Beşiktaş'tan daha fazla uzun uzun süreli ve çok sayıda kayıp vermiş olabilirler. Öyle gözüküyor yani ilk bakışta. Ama aynı şekilde hoca tercihlerinden dolayı da çok fazla istikrarsızlık yaşadıkları da bir gerçek. Mesela Sosa da hiç böyle gezal gibi çıksın bir maç alsın alamadı. İşte Mesut Özil geldi hemen sakatlandı falan. ya Bence orada Beşiktaş'ın e, atletik departmanında net bir e, rakiplerine karşı bir üstünlük var. Belki de o üstünlük şampiyonluğu belirlemiş bile olabilir. Olabilir. Mustafa Denizli'nin şampiyonluğunda da bu kondisyoner vardı. Mesela Evet. evet ve bence yani bu Erzurum maçının adamı bu kondisyoner yani Gezal'ın 66'da o kadar sağlam durup da iki kişi üç kişiyi geçtikten sonra kalecinin yanlış pozisyon aldığını, uzak direkte gereksiz durduğunu görüp evet. yakın direğe geril, gerilemiyorsun bir de orada. Slalomları yapmışsın, Tabii. ayağı hemen çıkardı o vuruşu. Çok zor bir vuruş. O açıdan da mükemmel bir gol. Ee, öyle ee... Beşiktaş'ta ilk yarıda tabii öne çıkan bir başka istatistik de artık bu sezonda bir standart olduğu üzere e, ikili mücadele sayısında ilk üçte gene iki tane kanat oyuncusu var. Enkudu Gezal, Gezdal Lirin, Larin Gezal hangisi oynarsa oynasın bu oyuncular ikili mücadelede mutlaka ilk üçe bir şekilde giriyorlar. Özellikle Gezal zaten alıştırdı buna. E, Larin özellikle bu konuda eksik kalan bir oyuncuydu. E, o da artık bunlara iştirak etmeye başladı. E, hani Abu Bakar evet belki çok fazla ön alan presi yapan bir oyuncu değil ama Priçe önde başlatma konusunda, e, hücum oyuncularına savunma katkısı alma konusunda e, Beşiktaş sezon boyunca gerçekten çok avantajlıydı. Çok başarılıydı. Bu hala böyle sürüyor. E, rakamlara da yansımış. E, öte yandan Lerine'i de tabii ki övdük. E, bugün gerçekten iyi bir maç çıkardı. Özellikle top Beşiktaş'tayken, yani top kendisindeyken ve daha 3. bölgeye taşınmamışken yaptıkları işte Cenk'e verdiği o şut bası mesela yani ne yapıyorsun Lerin falan dedim maçı izlerken yani, inanamadım iki kişiyi arkasına takıp üç kişi oyundan düşüren pas attı falan. Ama e, ben Yılmaz Ural'ın da takdir edilecek bir taktik uyguladığını düşünüyorum. O da şuydu. E, Erzurum Spor sık sık Larry'nin arkasına uzun top atmaya çalıştı. Çünkü Larry'nin yani her ne kadar savunma katkısını övmüş olsam da az önce 3. bölge presini savunmaya yerleştikten sonra pozisyon almasını pek bilmeyen ve Beki'nin e, açıklarını kapamayı çok beceremeyen bir oyuncu. Bundan bayağı istifade etmeye çalıştılar ve başarılı da oldular yani bu şekilde pozisyon ürettiler. Erzurumspor'un ceza sahasının girişlerinin çoğu bu pası zorlamasının üzerineydi. Ya o pas isabetli oldu ve onun üzerinden orta yaptılar ya da o pas isabetsiz oldu ama orada çıkan ikili mücadelelerden bir şey çıkardılar falan. Ee, buna T işte ilk yerdeki Kadıköy'deki Fenerbahçe maçından beri zaten rakipler çalışıyorlar ve daha doğrusu çalışan rakipleri ayırt etmek mümkün oluyor. Ee, geçtiğimiz haftalarda da bunu görmüştük bugün de gördük. Kasımpaşa mesela bunu bayağı kullanmıştı. Bugün de Erzurumspor kullandı. bu da not etmeye değerdi ama senin de dediğin gibi işte orta kornerden gelen ortada vida sıçramadığı için Leo şey, Leo'nun golü geldi. Emrah Basta'nın golü de Ersin'in doğrudan hatasıydı ve bu iki pozisyon dışında sadece bir kere Beşiktaş pozisyon verdi. Onda da Ensakala kanadından ilerlemişlerdi. E, Gezal Dorukan'ın kaptığı bir topu hemen tekrar kaptırdığı için Dorukan onun kademesine girecek durumda değildi. Ee, sol çizgiden dümdüz ilerlediler, orta yaptılar, orada da Ersin Kares'in zamanında terk edip ön direkte şutu engellemişti 17. dakikaydı galiba. Onun dışında Arzulspor'un aslında çok net bir hücumu da yoktu diyebiliriz. Ee, ve istersen ikinci yarının ilk 15 dakikasına geçelim. Burada senin de dediğin Heh. gibi Beşiktaş'ın orta alanda direncinin epey kırıldığını gördük ama ben direncin niye kırıldığını çok anlamadım Sinan. Sen anlatsan evet. biraz anlat. Çünkü hani mücadele eksiği yoktu. Bana biraz pozisyon alma eksiğinden dolayı oldu gibi geldi. Yani oyuncular nerede duracağını bilmiyordu. Çünkü yani Dorukhan'a bakıyorsun sürekli bir taraflara koşturuyor. Yani şey değil, ölü değil. Ama mesela o gördüğü sarı kart pozisyonu hatırlayalım. Ee, Erzurum Erzurumspor hızlı bir hücuma çıkarken Atıf'a giden pası kesemiyor. Atıf pası aldıktan sonra dönmesini engelleyemiyor. Dönmesini engelleyemedikten sonra 2-3 kere arkadan dadana dadana anca indiriyor falan. Ya işte orada biraz Dorukan Josef farkını alınıyoruz diye düşünüyorum. Biraz ondan mustarip olundu. Yoksa hem Oğuzhan'ın hem Dorukan'ın hem de her zaman olduğu gibi Atiba'nın yani mücadelesinde ve çalışkanlığında bir eksik yoktu bence. Ya o 45-60 arası çok fazla uzun topa başvurdu şey Erzurum ve dönenleri de topladılar bir şekilde. Elinton ve Vida'dan dönenleri. Orada dediğin gibi yani Josef'in hava topu hakimiyeti de çok arandı. Hı hı. Ee, bir de orada hani dönenleri Dorukan dışında pek Atiba'da biraz herhalde şey yapamadı. Oğuzhan'la da pek biraz süpürücülük yapamadı o bölümde. Ve böyle bir atak devamlılığı ordu, oldu Erzurum adına. Ee, Beşiktaş niye 45-60 arasını kötü başlamış olabilir sorusu. İlk yarı ben dediğim gibi yani golleri kaçıran işte Cenk'in iki tane kaçırdığı var Solla. Hani daha iyi oynayan. Ee, bir takım olmasına rağmen Beşiktaş'ın iki tane hiç olmadık gol yemesi belki bir demoralizasyon da yaşatmış olabilir. Ee, orada bir oyun eksikliği vardı ve net şekilde maç şeye gidiyordu yani Erzurum'a gidiyordu. 52. dakikada atıp arka direkte bomboş topu üstten avuta vurdu. 55'te Gomez e, vidayı birebir de yakaladı soluna çekti. Orada vida çok çaresiz ve basit bir çalım yedi Değil ama solla vuruşu e, Ersin'in üzerine gitti. Orada vidanın o kadar basit yememesini bekliyorsun ama bu evet. Gomez birebir dribblingleri bayağı iyi yapan bir oyuncu. Hatırlarsan ilk Erzurum Galatasaray maçında da Marcao'ya penaltı aldırmıştı. Çok basit bir penaltı yapmak zorunda kalmıştı Marcao. Bu işleri iyi yapıyor. Birebir de stoperi yakalayınca iyi geçiyor. Ama son vuruşu kötü yapıyor herhalde ki. Bugün de bayağı kötü yaptı. Ve El Kabir gibi e, hiçbir şekilde futbolcuya benzemeyen bir oyuncunun arkasında yedek <laughs> olmasından dolayı herhalde belli problemleri var bu oyuncunun da. Abi ligde e, şampiyonluğu oynayan takımlarda takımlarda böyle birebir pozisyonda etkili olan çalım yememe konusunda uzman olan sadece bir stoper olması, onun da Luindam olması biraz Luindam enteresan değil mi? Evet. Yani ne Zalai'ye, evet. ne Tisserand'a, ne Lemos'a, ne Serdar'a ne Vida'ya, ne Wellington'a, ne Marka'ya ne de Donk'a birebir de çalım yememesi konusunda güvenemezsin. Hepsi iyi olar. Serdar eskiden daha iyiydi. Serdar o, daha o da, iyiydi. O da, o da düş, işte. düştü bayağı. Çok faal yapıyor o da yani. Evet. Evet, Çok ters bir şey ayakla yani. falan girip yani penaltı penaltı da yapıyor. Dengesiz de giriyor. Ee, yani yapmadı herhalde bu son dönemde ama bir Galatasaray-Konya maçında vardı. O da da hakem şey tartışılmıştı top, topla birlikte ama ters ayak girişleri falan var onda da dediğim. Ee, güzel bir yorum bu. Hatta dünkü maçta mesela Dong 30 metre geri gitti. Adamın önüne gitse hiç pozisyon olmayacak. 30 metre kaçtı yani. Bizim yorumlarda da yazmış bir arkadaş tekrar hakikaten dediğin doğru yani. Uyum kurmak, yapıcı stoper vesaire. Ya bozucu stoperde çok eksik gerçekten. Öyle. Şimdi senin değindiğin o olayda tabii şöyle bir fark da ortaya çıktı bence. Atiba ikinci yarı tek dönenleri toplayamadı falan demişti ya. Orada çok kısa bir ilk yarı tablosuna dönmek istiyorum. Burada senin çizdiğin şu çizgi var ya Atiba-Durkan arasında çizdiğin çizgi ona değinmeyi unuttuk zaten. ilk devrede. Ben maç öncesi şöyle bir tahminde bulmuştum. Hatırlarsan sezonun T başında Dorukan 6 numarada birkaç kere kullanılmıştı. Bu işte Land of Legends e, turnuvasında falan. Doğru. Sonra işte Sivas maçı falan ve çok hatalar yapmıştı. Doğrudan gol falan yedirmişti. Ondan sonra Atiba denemiyordu. Oyun doğru. kuramıyordu en fazla. Evet orada en Atiba denemeye başladı. Joseph de şeyine kavuştuktan sonra fitness'a e kavuştuktan sonra bir daha zaten oranın vazgeçilmez parçası oldu. Demiştim ki maçtan önce büyük ihtimalle Orada sık sık Atiba'yı Dorukan'ı çiftleyen çapa olarak görürüz. Ya da zaman zaman Atiba arkaya düşer Dorukan'ı öne eter diye. Ee, onunla ilgili de aslında e, bir, e, devre arasında şeye baktım. O oyuncuların pozisyonlarına maç golikten, maç plus şeyinden, uygulamasından. Hakikaten Atiba çok daha merkezi bir konumda. Dorukan ihtiyacı olduğu gibi gezmiş. Gerektiğinde sağa yanaşmış, gerektiğinde sola yanaşmış, gerektiğinde ileri çıkmış falan. Atiba çok daha merkezi ve e, iki stoperin önündeki oyuncu Atiba gibiydi. İkinci devreye Beşiktaş böyle başlamadı. İkinci devreye Dorukan orada başladı. Atiba gene net işte sol iç. Oğuzhan sağ iç gibi. şey Atiba sağ iç, Oğuzhan sol iç gibi başladı. O boşluğu biraz da o doğurmuş olabilir yani. O Atiba ile Dorukan arasındaki şu çizgi. Ee, evet. ikinci yarı notlarında olmamasının sebebi de biraz o. O dönen topların toplanamaması falan da biraz onunla alakalı bence. Bir de en... bir iki top <laughs> kaybı yaptı. Belki de ondan e, oyun kuruculuktan onu alayım. Hani ayağındaki topu kaptırabilir şeyi olduğundan dolayı belki de ikinci yarıda değiştirdi ama olumsuz etkilemiş olabilir, olabilir. yani bu. Ee, bir de şey e, çarpıcıydı. En sakala biliyorsun ligimizin hava topları canavarlarından bir tanesi. Hatta neyim, en son biz podcast'te ne zaman bakmıştık ona? Aralık'ta mı bakmıştık? aslında mı? Ne? Zaman? Ocak'ta. Ocakta falan evet. mı? %82 miydi? Neydi? Öyle saçma sapan bir oranla hava topları kazanıyordu Elsakala. Ligin lideriydi. Çok uzun yani. bir oyuncu olmamasına rağmen. Ee, bugün mesela senin bahsettiğin o pozisyonların iki tanesi 53. dakikadaki pozisyon taçtan sonra geldi. Taçtan arka dile aşırıldı. Ee, orada hava kafa topunu vuramadı Elsakala. Ondan sonra bir tane daha var. Gene Elsakala'nın vuramadığı bir kafa topu var. Ee, bunlardan pozisyon do buldu Erzurumspor. Bunlar da yani normalde alışık olmadığımız şeyler. Doğru. Ve bu dönemde ne oldu? Netice itibariyle Beşiktaş 46-60 arası hiç şut çekmedi. Cenk topa sadece 3 kere değebildi. Bu dönemde. Ve Sergen Yalçın'ın müdahaleleri geldi. Şimdi o müdahaleler neydi? Onun için de son tahtaya geçelim. Atiba ile Oğuzhan oyundan aldı. Necip ile Mensa soktu. Yani iki tane fizik fizik kapasitesi yüksek. Bir tanesi atlet, bir tanesi de mücadeleci oyuncu aldı. Yorulan Atiba'yla işte belki bu zeminde artık giderek etkisini kaybedeceğini düşündüğü o zaman oyundan aldı ki yani o bence biraz tartışılabilirdi. Ozan biraz daha sağda kalmayı hak ediyor. Mesela Cenk biraz daha fazla çıkabilecek bir oyuncuydu bence. Hem çok bitik gözüküyordu hem sürekli top izliyordu Hem de sırtı dönük pek katkı veremiyordu. Topla da buluşamıyordu zaten. Ama onu da niye yapmadığını Lerin merkeze geçer geçmez gördük zaten. Cenk oyundan mecburen çıktıktan sonra Lerin merkeze geçti ve en az Cenk kadar sık bir şekilde top kaptırmaya başladı. E, o yüzden belki de şunu söyleyebiliriz abi. Yani Beşiktaş bu maçta, evet Josef'in eksikliğini yaşadığı bir dönem oldu maçta. Özellikle işte 46-60 orası ama sıfırdan o 4-2 gelene kadar Abubakar'ın eksikliğini çok daha fazla çektiğini düşünüyorum ben Beşiktaş'ın. Abubakar yokken Beşiktaş olabilir. ileride top tutamıyor çünkü. Ama şeyin 3 kilit saç ayağından 2 tanesinin olmadığı günde bir tanesi vardı Gezal ve <laughs> maçı e, tam 180 derece değiştirdi ya tam Erzurum alıyor artık maçı yani geliyor akın akın tek başına oynuyor falan derken o e, mükemmel golü attı Tabii öncesindeki el tartışmaları var neredeyse aynısı dün biraz yaşandığı için Babel'in e, elle dokunup şey olduğu pozisyon onunla ilgili bazı yorumlar var e, bazıları şey diyor Tabii tam hakim değilim Bu VAR'la ilgili kararlar da sürekli değişiyor bilmiyorum yani e, Cenk'in elle değdikten sonra top Erzurumsporlu oyunculara geçiyor, onlar atağa çıkıyor, onlar kaptırıyor, ondan sonra tekrar Beşiktaş'a geçiyor, tekrar Beşiktaş atak yapıyor falan. Bu yüzden e, top iki takım arasında git gel yaptığı için e, efendim şey var iptal etti, var bakamıyor e, deniliyor da e, aklıma hemen şeye geliyor. Alanya spor maçı vardı Galatasaray'ın, yine Babel'in elle değdiği, bu Babel de <laughs> sürekli elliyor topları. Bir Babel'in şanssızlık tabii o. Marafona ile hava topuna çıkmıştı. Top Babel'in eline çarpmıştı. Alanya Sporlu savunmacılara geçti. Onlar uzaklaştırdı. Belhanda'da kaldı ve gol yapmışlardı. O pozisyon vardan dönmüştü. Sayılmamıştı mesela o pozisyon. O gol mi? Belhanda topa eliyle kontrol etmiyor mu ya? Hayır. Babel'e şey yapıyor. Marafona ile Babel çıkıyorlar. Peki o olmasaydı gene iptal olmayacak mıydı? Belhanda topa eliyle kontrol ettiği için. Hayır Belhanda o pozisyonda şeyi, topu eliyle kontrol etmiyordu. Başka bir maçıla karıştırıyorsunuz. Yok görüntüsünü ya. izledim bu yayından bir 5 dakika önce falan da. Belhanda da topu ile elle kontrol ediyor gibi gözüküyordu arkadan ama. Neyse belki yanlış şey yapıyorum. Belki yani Babel'e çalınmış olduğunu anlamadım ama unutmuşum aynı zamanda. Arkadan bir tane görüntüsü vardı işte. Alanya maçındaki bu pozisyon ne olacak o zaman falan diyorlardı. Arkadan Belhanda da topu eliyle kontrol etmiş gibi gözüküyordu şu çekmeden önce ama pozisyon Babel'e çalındı diyorsan o ayrı bunu hatırlamıyorum ben. Şu ekrana getirdiğim şey Opta'nın veri tabanından bugün baktığım şey e, ne derler orta istatistikleri şu anda hepsini ekrana sığdıramadım kusura bakmayın ama e, Raşit Gezal'ın orta isabeti yüzde 36 ve bu yani o o düzeyde orta yapan oyuncular arasında kolay kolay yaklaşılamayan bir şey e, başarı oranı mesela Caner'i görüyoruz yüzde 25'te falan kalmış Raşit Gezal'ın neredeyse her üç ortadan hatta üç ortadan birinden daha yüksek bir isabetle orta yapıyor İnanılmaz bir gerçekten şey. Gerçekten inanılmaz bir şey. Bugün de yani şeye dikkatimi çekti. Duran toplar kullanıyor. Hepsi isabetli mesela. Bir tane korner kullandı. Wellington'un kafasının üzerine attı topu resmen. Wellington savunmacı gibi vurdu topa. Arkaya doğru uzaklaştırdı <laughs> falan. Ee, gene ilk yarıda sanırım Dorukan'ın ön alanda pres yapıp kazandığı bir top vardı. Rakibinin üzerine arkadan bastı aldı topu. Sonra far kazandı. Gezal onu kullandı. Onu da gitti Vida'nın kafasına attı mesela. Yani gerçekten çok e, sıra dışı bir ortak kapasitesi var. Ee, yani akan oyundan 127 tane orta yapmış. Ee, şey akan oyundan pardon kaç 55 tane orta yapmış. Pardon bu başarılı ortalar. Kornerlerden ve ultime ortalardaki başarısı 55. Akan oyundan 127 orta yapmış mesela. Ee, ve yani çok çok ciddi bir başarısı söz konusu. Ee, bu işte şeyle de alakalı tabi. Pardon az önce Deniz Türcü'nün rakamını söylemişim. Şimdi tekrar düzelteyim. Ee, başarılı orta sayısı hep bütün toplama 55 ee, Akan oyunda denediği orta sayısı 38. Onlardan da 16 tanesini isabetliymiş. Kornerlerinde işte gene benzer bir oranda isabeti var. Hani bu şeyle de alakalı biraz. Oyuncunun kendi ayak temizliğiyle alakalı, top atma kabiliyetiyle alakalı falan ama biraz da yani duran toplar mesela. Boşa sallama. E, duran boşa toplar sallamam. biraz şeyle alakalı. Gerçekten teknikle alakalı ama Akan oyundakiler orta yapacağı zamanı çok iyi kollamasıyla alakalı ki bunu gene bugün gördük. Sırf bunu göstermek için taktik tek, taktik ekranımızın şeklini biraz bozdum ama şimdi toparlarım ben onu. Boldrin 37.90'larda mıydı o? Boldrin'in bir direkt Boldrin geçmiş herhalde ama onun da şeyi yok. Ee, bak orta sayısı düşük. Bir skodalara falan kestiği için herhalde. Yüzde olarak mı yüksekti? <laughs> evet. Orta sayısı düşük herhalde. Boldrin de Gezal tarzı. Sağ önde sol ayakla oynadığı için o da ilginç. Boldrin %38 evet. Ee, ama Boldrin'in mesela toplam akan oyunda yaptığı orta sayısı 26. Hmm. Gerçi Gezihan'da 38 orada da aslında kabili kıyas bir durum. Evet, yani Boldurin son derece iyi orta hak ama orada Skoda faktörü gerçekten önemli. Bir de Samudio da önemli. Samudio da mesela ters kanattan evet, iyi ters kafaya kanalı. iyi çıkan bir oyuncu. Spor zaten Beşiktaş'la beraber ligin kafa toplarındaki başarısı en yüksek takımlarından bir tanesi. Sonra Skoda yoksa Söderlonda o da bir pivot evet, yapıyor falan. de iyi ama yetenekli bir arkadaş. <laughs> Şimdi tekrar maça dönecek olursak işte Cenk'in sakatlığı işte Gezal'a attır Gezal'ın attığı golden önceki şeyi e, e, sırtı dönük oyununda da benim düşmek istediğim bir not var. Tabi işte herkes el mi değil mi falan diye tam golden önceki ana odaklanıyor ama ondan aslında 15 saniye önce Cenk gene savunmadan sanırım e, Wellington'un e, dikine bir topunu e, sırtı dönük bir şekilde sırtı dönük bir şekilde kontrol edip itmeye çalışıp daha doğrusu edememişti. Ve top kaybı yaşanmıştı. Beşiktaş Cenk'in o kaybettiği topu hemen geri kazanıp tekrar Cenk'e aktarıp onun üzerinden golü bulmuştu. Ee, hani bu sırtı dönük işlerde işte hem güçlü olman gerekiyor hem çok teknik olman gerekiyor. Çok iyi bir ilk dokunuş gerekiyor falan. Ee, o bakımdan hazır olmadığının sinyallerini gene vermişti o pozisyonda. Ee, devamında gol oldu. Bu da çarpıcıydı aslında ama işte el mi var mı kol mu var mı onu bilmiyorum. <laughs> ya sonra da zaten 3-2'den sonra Erzurumspor çok demoralize oldu. Çünkü e, Erzurumspor tek kale çevirmişken neredeyse ve çok e, daha etkiliyken ve golleri kaçırıyorken Gezal'ın olağanüstü golü gelince e, zaten 20. sırada olan bir takım büyük bir kırılma ve demoralizasyon yaşadılar. Daha sonrasındaki oyuncu değişiklikleri de Töre ve Mensah gibi oyuncuların bu geniş alanları kat etme. Gerçi Mensah yine son derece kötü kararlar verdi ama bu sefer Gökhan Töre güzel bir slalomla e, maçı koparan golü attı. E, 3-2'den sonra Erzurum zaten bir düştü yani o bir kırıldı. Ondan sonraki e, Beşiktaş'ın tekrar ipleri eline alması ve Töre'nin çıkıp da maçı bitirmesi de. Enkudu da girdi zaten orada. Tam e, bu tip şeyleri sergilemesini hep yapıyordu yani. Skoru aldıktan sonra Mensah'ı, Enkudu'yu bu maçta töreyi falan e, elinde skor üstünlüğünü oynamaya yatkın çok oyuncu var. Onları da iyi kullanıyor. Sezonun ilk yarısında özellikle iyi kullanıyordu. O tip maçlar vardı. E, bu maçta onlardan bir tanesi oldu son e, 66 sanırım değil mi? Golü attı Gezal'ın evet. 66 sonrası. 66 sonrasında doğru oynadı diyebiliriz. Orada e, ee, tabii iki şey enteresandı bence. Bir tanesi e, Erzurum'un aslında maç 3-2'ye geldikten sonra Da Costa'nın e, Gomez'e tekte pas atmasıyla pozisyona girecek kadar Beşiktaş savunmasının bugün sallanmakta olmasıydı. Ki ya, o pozisyonda Sergen Yalçın delirdi zaten. E, çok sert uyarı geldi orada iki stopere. E, o bence çarpıcıydı Beşiktaş'ın aslında bugün ne kadar ucuz yırttığının e, şeylerin yani sebeplerinden bir tanesi orada yatıyordu. Bir de bir takımdan işte Atiba ile Oğuzhan, diğerinden de işte Gezdal falan da çıkınca bir sonraki oyuncu değişikliğinde çok ciddi bir oyun aklı eksikliği oluştu. Ve Beşiktaş tıpkı işte Alanya spor maçında olduğu gibi, Kasımpaşa maçında da olduğu gibi 3. bölgeye taşıdığı topları çok çabuk kendi yarı aslında bulmaya başladı. Mesela Alanya maçının da sonları biraz öyleydi. Yani maçı soğutabilirsin ama soğutamıyorsun aldığın her topla sürekli dikine şimdi mesela Mensan 83. dakikada falan denediği bir tane final pası var. Acayip fantastik bir pas. Rosier'e atmaya çalışıyorsun bir de yani. Ya yani kaçırıyorsun orada. Yani düşünsene bir o oyuncu bek. Ay şimdi ben pası atamazsam ne olacak? Savunmadan oyuncu eksilmiş yani. Atma abi o pası. Oku artık o kadar oyunu yani. O kadar oyun aklın olsun mesela. Yok ama. Buna mukabil mesela karşı tarafta da <laughs> Ee, işte dakika 80 falan en sakala 3. bölgede top kaptırıyor. Hatta işte sakat, sakatlanıyor falan faal bekliyor. Durmuyor oyun tabi akıyor. Beşiktaş'ın sol kanadı bomboş. Enkudu çıkmış ileri kadar. En sakala sahanın hem merkezinde hem 3. bölgede top kaptırmış yere yatmış. Abi Erzurumspor inatla topu Beşiktaş'ın sol tarafına oynamıyor abi. Emrah Bastan'a falan veriyor. Emrah Bastan çalımla bir şeyler deniyor falan abuk sabuk. Ee, hani bunlar da <laughs> insanı üzüyor gerçekten. Yani ya öyle bir pozisyon olduğu zaman çünkü oradan doğru olanı görmek istiyorsun. Ya. Çünkü orada pozisyon doğma şansı var. Ve çok bariz yapılması gereken bir şey var. Yani bir takım bir tarafta gafil avlanmış işte. At abi oraya topu. Yerden bir pas mı atarsın? Doğrudan uzun bir pas mı atarsın? Ama bir şekilde topu oraya aktarman lazım. Bunların e, bunları maçın son dakikalarında pek göremedik. O da üzücü. Dördüncü golde Osman'ın e, hareketi gördük. Gördüm. Osman, Osman da bu arada yani Osman niye sağ alındı onu da anlamadım zaten. <laughs> Yani Butko Osman değişikliğiyle 5 dakika sonra Osman önce yani şeyi kaçırdı. Enkudu'yu kaçırdı. Sonra da böyle çalımı resmen izledi. Evet. Komikti ellerini yani. de çekti. Abi geç diye. Tamam penaltı yapmak istemiyorsun da adamı niye bırakıyorsun bayağı yani? Ya adam da gol atıyor penaltı yapmaz. Ki Osman yani orta sahada şey bir oyuncu yani. Çok cengaver Çalışkan bir oyuncu. Falan. Evet. Her topa giren çok. falan bir oyuncu. Beşiktaş'ın Erzurumspor'la oynadığı ilk maçta Beşiktaş'a bayağı sorun çıkarmıştı Osman. Hiçbir şey geçirmemişti merkezde yani. E, o da gerçekten komikti bence. Bir diğer komik olan olay da <laughs> Atif Obertan değişikliği esnasında Atif işte ters taraftan çıkıyor Obertan oyuna girecek. Obertan Atıf'a mı sinirlendi? Bir şey bir şey sinirlendi böyle oyuna zaten söylene söylene girdi. Yılmaz Vural tam Obertan oyuna girecekken geldi ve son birkaç talimat falan vardı. Obertan böyle yani Dinle sıfır salladı abi <laughs> bildiğin. <Evet. gülüyor> ha, tamam. Yüzüne, bile Yüzüne bile bakmadı gerçekten. O da zaten evet, oyunun biraz e, ne kadar. Yani en azından Erzurum'ların kafasında belki oyunun, belki sezonun e, ne kadar bittiğini bir göstergesiydi ki. Yani bu takıma gerçekten Obertanlarla, Atıflarla, Matıflarla e, olacak iş olmadığı biraz belliydi zaten. Atıf'ın alınmasını Matıf'ı görenler vardı ama ben Atıf şey şu gibi oyuncuların bilmiyorum, bu saatten sonra verebileceği bir şey olduğunu düşünmüyorum. 94 yaşında sanırım Atıf. İyi başlamış Erzurum'da ama sonradan götüremedi bayağı. Bayağı düştü. Hatta bu, bu maçın ilk yarısında önündeki şeyle... E, El Kebirli ikisi e, dönen topları alamamak işte e, ön ön alanda yani aslında e, işte 0.1 XC'den iki gol attı falan dedi, oradaki hücumda üretememe durumu falan onların ikisinin şeyliğiyle ilgili işte yani hem El Kebir hem atıf hadi bir tanesini taşı da bir iki var. tane birden evet, yani. iki tane birden adam olunca orada abi. Büyük, senin ee, Arap Tevez'in bu sezon ilk 11 çıktığı maçlara baktım. Oyundan alınma süreleri abi <laughs> ve 55. dakika 57. dakika. İşte bugün 45. <laughs> Bilmiyorum da ya, bir tane maçı var böyle 80 dakika falan sahada kalmış. Geçen hafta gençler gençlerle mi oynamışlar? Evet gençlerle oynamışlardı. Hı. Beşiktaş gençleri takip ediyor Fikstür Onda bir 80 dakika falan sağda kalmış. Geri kalanlarda abi ilk oyunu başlarsa adam max 60 dakika. kontratlamıyoruz artık yoksa göbekte mi yazıyor onu bilmiyorum da tabii. <gülüyor> <gülüyor> çok, çok enteresan bir arkadaş. Çok takip edemedim de bir katkısı falan da olmadı sana. Bir gol mü attı yani. Yok. yok abi nasıl olacak ee, ya? Çok kötü gerçekten durumda. Gerçekten çok şey saçma ya sapan bir oyun oyunu, oyunu gayet iyi bilen zeki bir forvet falan da abi yani bu kadar işine saygısı olmayan bir adam olamaz yani. Evet. Çok acayip bir adam. Ee, ve yani Beşiktaş'ın oldukça zor olabilecek bir dönemeci. Josefsiz girdiği bir dönemeci. Ee, 3 puanlık puanla atlattığını söyleyebiliriz. Ee, uzun bir aradan sonra Beşiktaş rakibinden daha az şut çektiği bir maç oynadı bu arada. Bu da enteresandı. Ee, sanırım Erzurum Spor 12 Beşiktaş 10 şutla bitirdi maçı. Beşiktaş'ın zaten ikinci yarıda 3 tane şutu var. Ee, i̇kisi goller. Biri de ilk golden santrasından sonra Erzurum'un kaptırdığı topla Larry'nin Cenk'in pasıyla hareketlendiği ve bir birebir kalıp kaçırdığı pozisyon. Başka şutu yok Beşiktaş'ın ikinci yarı. Ee, o da bayağı çarpıcı aslında. Erzurum spor Hı. ikinci yarı ilk 15-20 dakikada bir tane gol atsaydı çok daha farklı bir maç olabilirdi gerçekten. Ee, orada Beşiktaş biraz şanslıydı bana kalırsa. Diyelim ve e, soru cevapa geçelim. Ee, Beşiktaş'ın bu yoklukta kurduğu kadroda Bernat Mensah takım arkadaşlarına ve hocalarına ihanet ediyor. Sonra da oyuna girdiği maçta takım kontrata çıkarken topu Necip'e atıp geride beklemek nedir? Ee, hangi pozisyon olduğunu anlayamadım ee, Pagi, Guzman ama e, işte az önce verdiğim örnekte Roliere denediği e, cüretkar pasa hiç gerek yoktu. E, o tarz karar verme konularında ciddi eksiği olan bir oyuncu. Bir de hani Mensah'ın böyle Beşiktaş öndeyken oyuna girip kopardığı maç geldi ilk Erzurum maçı galiba vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. İlk Erzurum maçında sonradan oyuna girip o maçın kopmasında bayağı etkili olmuştu. Baş bir sıfır olduktan sonra. Ömer Şişmanoğlu'nun yaptığı anlamsız penaltıdan sonra. Ama onun dışında gerçekten ne ilk 11 başladı. Yani ilk 11 başladığı maçlarda zaten ben bir şey vermesini çok beklemiyordum kapalı savunmalara karşı ama Karagümrük maçında bir işte golü var. Gene Beşiktaş. Üçüncü golü mi atmıştı? Mesela dördüncü golü atmıştı o maçta. Ee, ama mesela bunun gibi bir maçta gerçekten daha fazlasını bekliyorsun. Bayağı geniş alan da var. Hani ihanet kelimesini kullanmak istemem tabii. Ağır bir itham o ama ee, ya yani bilmiyorum bir... Neyse zaten gidecek. Şey ya, ya kesinlikle son. sezon, önümüzdeki sezon Kayser kadroda Spor. olmaması gerektiğini düşünüyorum. Kayseri düşerse TFF birinci ligde önümüzdeki sezon. Yani <laughs> orada biraz daha <laughs> 3.2 milyon euro bonus servis de. <laughs> evet. <gülüyor> e, ve yani çok ciddi bir şans harcadı düşünecek olursan. Hani Şamp Tabii şamp kariyer şans. şampiyonluğa giden bir takımın bir parçası olmayı başaramadın yani. Yani Oğuzhan bile işte son haftalarda tutunmaya başladı mücadelesiyle işte şimdi golle atıyor bilmem ne falan. Sen yapamadın mesela bunu. Orada kendine dönüp bakman lazım. Umut Canoluç Fenerbahçe Gustavo'yu satar mı sizce demiş. Ee, varsa satma ihtimali. Hakikaten bu yaştan sonra bonservis alma ihtimali varsa bir dakika bile düşünmem. Ben... Ee, açık söyleyeyim yani hatta yani işte ben e, Fenerbahçe'nin e, genç ve potansiyelli oyuncuları olabileceğini düşünüyorum İşte Ozan Tufan gibi Pelkas gibi Mert Hakan Yandaş gibi İrfan Can gibi orta sahaya kuracaksanız bence bu saatten yani ne Sosalara ne Gustavo'lara çok büyük paralar ödendiğini düşünüyorum tahmin ediyorum ve Mesut Özil'i de katabiliriz bunlara o geçiş yapılabilir bence yavaş yavaş gençlere. Yaşlılardan gençlere doğru bir geçiş yapılabilir. Yani hemen bu sene şampiyon olalım oyuncuları bunlar. Keşke hemen bu sene şampiyon olalım değil de önümüzdeki 3 yıla damga vuralım, 5 yıla damga vuralım fikriyle gidilseydi de zırt pırt Pelkas'ın kesilmediği, 10 numaraya yerleştirildiği, işte Ozan'ın, Mert Hakan'ın, İrfan'ın vesairenin kazanıldığı daha dominant, muhtemelen de daha başarılı bir Fenerbahçe görürdük maalesef bu Gustavo aşkı çok şeye mal oldu bence de. Zor gözüküyor bence. Yani bana da bir daha bonservis alınması zor gözüküyor. Kaç kontratı ne kadar var ki? Merhaba bir de ona bakalım. Hmm. Batuhan Ayhan, 2023. Hikmet Karaman'ın performansı hakkında ne düşünüyorsunuz demiş. Ankara gücünü kümede tutacak gibi gerçekten müthiş. 6 maçta 5 galibiyet mi oldu? Müthiş bir seri. Ee, çok şanslı. Rize'de gerçekten. E, şeyde, Antalya maçında da çok şanslılardı. Antalya kaçırdı. Daha çok kaçırdı ama Ankara gücü kazanmıştı. Ee, şans da böyle durumda böyle serilerde çok yardım ediyor tabii. Ee, kendisi Rize'de çalıştım. 2012-13'te de Gaziantep'te de çalışmıştım. Ee, hani bugün mesela ben Arda'ya çok üzüldüm. Bayağı iyi maç çıkardı bence. Hı hı. Ama işte o e, şey mi? Çekicinin şutu muydu? Çekicinin şutu kayınca çarpı. Oradan Arda'ya çarpı girdi falan. Gerçekten çok kötüydü. Bu arada e, hani Zargo Ture tabi uzun zamandır sakatlığı sebebiyle yok Gençler Birliği'nde. Gençler Birliği Zargo Ture'nin olmadığı maçlarda olduğu maçların iki katı maç başına puan ortalaması tutturmuş bu sezon. İşte 23 maçta falan ölmüş Zargo Oynamadığı maç sayısı da 10. E, maç başına puan böyle 0.76'dan 1.5'a çıkıyor zargo yokken. Yedikleri gol sayısı da maç başına 2.2'den böyle 1.3'e falan düşüyor o da neredeyse yarısına falan düşüyor. tabi e, tabii Angelo çok daha iyi bir stoper. Aşağı yukarı aynı ağırlıkta ama çok daha iyi bir stoper. Onun yanında Arda da oyunu daha bil, oyunu bilen, ayağı iyi. Evet. E, Arda da onun yanında daha daha net bir şekilde kendini geliştirme fırsatı buldu. Ben Arda'nın son son dönemdeki performansını beğeniyordum. Bugün gerçekten çok çok üzüldüm. <laughs> Ee, sezon sonu Beşiktaş diyor Rasim ama bakalım Rasim diyorsa vardır bir bildiği. <laughs> Rasim tekne rezervasyonunun duruyor mu hala? Yaptırdın bak, mı tekne rezervasyonunu <laughs> Bülent, Bülent katılacak galiba. <laughs> bak bir ay önce hiç ilgisini çekmiyordu. Şimdi sormaya başladı resmen. Yok abi. Günde, günde 500 kişi COVID'den <laughs> ölürken Allah akıl fikir versin diyorum oraya katılacak olan herkesi. Yani zaten izin bile verilmemeli öyle bir şey de bakalım. Her şeye izin veriliyor. Mustafa Kaplan demiş ondan gördüm diyor. Rasim röportajları vesaire çok iyi takip ediyorsun ya. Geçen Sergen Yalçın'ın açıklamalarını falan da seneler önceden bulup çıkarmıştın. Bakalım. Ee, Gürkan Özkan'ın sorusu güzel bence. Hı hı. Beşiktaş seneye Josef'i Atiba yanına 3. orta saha olarak sizce nasıl bir oyuncu almalı? Geçen haftalarda konuşmuştuk evet. bunun benzer bir şeyi. Pelkas'ın çok iyi olabileceğini konuşmuştuk. Belhanda'nın yaşlı olmasa uygun bir tip olduğunu. Çünkü iki İki taç çizgisi arasında gezip Josef ve Atiba'dan top alıp orada yaratacak oyuncunun etkili olabileceğini, işte Laic'in hareketlilik eksik kaldığını, Oğuzhan'ın hareketlilikte eksik kaldığını ama daha böyle pelkas gibi pır pır çabuk bir oyuncunun daha etkili olabileceğini konuşmuştuk. Ee, biraz da oyun kurucu olmalı. Atiba'nın ve Josef'in biraz da oyun kurmakta noksan kalabileceğini düşünüyorum ben. Önümüzdeki sene bir yıl daha yaşlanmış olacaklar. Evet. Ee, biraz daha bir oyun kurucu özelliği de ağır basan bir adam lazım. Marjinalin cevabı güzel bu konuda. Yaş ortalamasını 30'a çekecek. Sağ olma. Doğru çünkü <laughs> Atiba artı Joseph kaç oluyor? Biri 32, biri 38 70, 35 ortalaması. Onları 30'a çekmek için hatta 23-24 yaşında bir çocuk koyman lazım oraya. Ki öyle gerçekten. Salih Özcan'ı sormuşsunuz bu arada. Salih Özcan'ı hiç tanımıyorum. Hiç bir tane bile bir görüntüsünü izlemişliğim yok. O yüzden yorum yapmayayım. Ben de. Ha sene Joseph Atiba mı yoksa iki yeni denemek mi lazım? İki yeni olmaz da en azından Joseph kalıp Atiba rotasyon olabilir. Yani bir Joseph'in yanına belki bir ihtimal 39 yaşında mı olacak sene yani 39 yaşındaki oyuncu tam sezon çıkarır mı, çıkarmaz mı? O konuda mesela Emre Belezoğlu yani çıkarıyor işte adam öyle garip bir yaratık ki ben kaçıncı evet, defa yani. olsakta kaldım Atiba'dan. Herhalde yani 3 sezondur aynı şeyi söylüyorum. Beşiktaş bu sezonda tamam. Atiba ile gidemez artık falan diyorum. Adam her sene Beşiktaş'ın kaleciden sonra en fazla dakika oyuncusu oluyor ve her sene rekor kırıyor böyle falan. İnanılmaz. Evet. İlaç falan kullanmıyormuş bir de. Öyle özellikleri varmış Atiba'nın. Yani o yüzden sakatlıklardan geç dönüyormuş ama fazla sakatlanmamak ve temposunu uzun maratona yaymak gibi avantajları mı oluyormuş neymiş öyle şeyler okumuştum geçen yıllarda. Ee, ama mesela Emre Belezoğlu Başakşehir'le şampiyonluğa giderken böyle bir şey oluyordu abi sezon çok iyi başlıyordu Ağaçta işte 39 yaşında dominant vesaire diyordun sonra 2-3 ay hiç oynayamıyordu mesela o öyle değil Atip öyle değil 2-3 ay damga da vurmuyor ama e, 2-3 ay kayıp da olmuyor 7-8 ay hep en az 10 üzerinden 7 ile e, çok büyük katkı sağlıyor ama yine de bir alternatif mutlaka bulunmalı Vejetaryen tipi var demiş Atiba. Mustafa Özkan. Bilemiyorum. Atiba'nın bacakları uzun ve kısa abi. Bacakları uzun ve kısa ne demek? <laughs> <Aslında> nasıl oluyor? <laughs> o yüzden çok avantajı var. Her sporu yapar. Bilmiyorum. Ne demek anlamadım. Boyu kısa diyorsan boyu da bir 80 yedi. Kas. Değil. Değil. Kaslarla ilgili bir şey söylüyor. <laughs> Osay Samuel'in potansiyelini nasıl değerlendirirsiniz? Sen cevap istersen. Osay ee, ya o Samuel ligin ligdeki en iyi atletlerden bir tanesi ama e, daralan dar alan becerisi çok düşük bir oyuncu. Enkudu'ya benzeyen bir oyuncu biraz. E, potansiyeline de yakın bir noktada olduğunu düşünüyorum. Zaten yani Championship'te oynamış bir oyuncudan bahsediyoruz. Türkiye Ligi'nden çok daha iyi bir ligde oynamış, kendini ispatlamış bir oyuncudan bahsediyoruz zaten. Ben açıkçası Fenerbahçe'ye geldiği zaman en çabuk katkı verebilecek oyuncu olduğunu düşünüyordum Osay Samuel'in. Ki ilk oynadığı maçlarda da fark yaratmıştı gerçekten. Özellikle oyuna girdikten sonra Fenerbahçe öndeyken veya işte Hatay deplasmanında. Ama daha sonra enteresan bir şekilde Osay Samuel Fenerbahçe'nin maç başlangıçlarının bir planı, maç başlangıç planının bir parçası olmaya başladı hani orada oynaya oynaya öğrenir falan denebilirdi ama onun için takımın geri kalanının önce işli olması gerekiyordu. Atıyorum mesela bu sezonki Beşiktaş'ta Larry'nin kendini set oyununda bir yere kadar geliştirmiş olması gibi ya da Enkudu'nun. Çünkü diğer parçalar işliyor. Ama e, zaten kendisi işlemeyen bir Fenerbahçe takımının sağ kanadında monte edildiği için şu anda böyle ekstra beceriksiz ya da ekstra zararlı gözüküyor olabilir. Öyle bir oyuncu değil bence ama her şeyden önce geniş alana ihtiyaç duyan bir oyuncu. Diğer vizyetlerini geliştirmesi için daha iyi, daha oturmuş bir takımda oynaması lazım. Emirates Falcao'nun kafasının kırılması hakkında ne düşünüyorsunuz demiş. Geçmiş olsun öncelikle. Ben Falcao'yu biliyorsunuz çok eleştiriyorum uzun süredir. Ama dikkat ediyorum hem basın toplantılarında Fatih Hoca sorulduğunda, sakatlandığı dönemlerde sorulduğunda hep pozitif şeyler söyledi hakkında. Hem de ben Galatasaraylı futbolcularla konuştuğumda adam hakkında sürekli pozitif şeyler söyleniyor ve antrenmanda çok istekli olduğunu, aslında iş ahlakının çok yüksek olduğunu, çok karakterli bir adam olduğunu ama çok da şanssız olduğunu söylüyorlar. herkesin çok sevdiği ve çok saygı duyduğu bir adam. Herhalde burada da belki dün Galatasaray şampiyonluğu kaybetti, şampiyonluğu kaybettikten bir gün sonra kafa topuna çıkıp suratını kırabiliyor. Bu kadar büyük bir kariyer. maalesef yanlış zamanda doğru insan Galatasaray için gibi geliyor bana üzüldüm o yüzden kendisi için de. Geçmiş olsun. Evet, geçmiş olsun gerçekten. Kerem'e bir şey olmuş mu? Hı -hı. Kerem benim gibi demek ki kafası taştan yapılmış. Hakaya <laughs> geçmiş olsun. Ee, şimdi böyle altın sorusu var. İki sorusu var. Bir tanesi Gezal'ın bonservisi ne kadar etmeli size göre? Abu Bakar hangi maça yetişe belli mi? Larin merkeze geçtiği zaman takımın e, gol yollarında e, sorunları artıyor diyor. E, Gezal'dan başlayalım ona yanıt yazan birini gördüm. Şimdi kim olduğunu göremedim de Gezzal'ın kalma ihtimali Rozier'in kalma ihtimalinden daha yüksek yazmış. Yani bu bir bakıma doğru. Gezzal işte yani 30'una gelmiş bir oyuncu. Yani çok bir piyasası evet. olmayacaktır bu sattan sonra. Mayıs 92 doğumlu bir oyuncu. Ee, ve e, Leicester City'de de işte 2022'de biten bir kontratı var. Kontratında da bir sezon kaldı. Ama velakin 2.7 milyon euro sanırım ücreti. Yani Beşiktaş Gezdal ayılda 2 milyon 2.7 milyon gibi bir rakamdan 3-4 yıllık sözleşme vermeli mi? Bence kesinlikle vermemeli. Çünkü Gezdal herhalde bir bilemediniz iki sezon daha bu şekilde performans verir. Ondan sonra işte Feguli'ye dönüşür. Ee, önünde canlı örneği var zaten bugün Galatasaray'da. Gidip bu oyuncuya şimdi 3 milyon, 2,5 milyon, 3 milyonluk falan bir kontrat verirsen son iki sezonu elinde patlayacak. Bu hatayı yapmaması lazım Beşiktaş'ın. Ama ihtimal olarak Rozier'den daha yüksek bir ihtimal olduğu doğru. Çünkü Rozier sadece 24 yaşında ve en yani çok ciddi çıkış yaşamakta olan bir oyuncu. Zaten kendisine Lazio'nun talip olduğu söyleniyor. Ee, o yüzden hani Gezal Beşiktaş'ta oynamayı çok isterse ve daha düşük bir paraya kariyerine başarılı olduğu ve kendini tekrar ispatladığı takımda devam etmek isterse tabii ki alınmalı ama yoksa ben e, kesinlikle 3-4 milyon eurolardan 3-4 sezonluk kontrat verilmemesi gerektiğini düşünüyorum Gezal'a. E, Abu Bakar'ın ne zaman döneceği konusunda da maç öncesi e, Sports şeyi, e, muhabiri bir sonraki maçta döneceğini söyledi. E, güzel. o Beşiktaş için bayağı iyi bir haber olur. Evet. E, Gezal konusunda da ben evet Rozier'e göre daha kolay ama yine de kolay olmaz diye düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş'ta çok iyi bir sezon geçirmiş. Ee, Beşiktaş gibi almak isteyecek çok takım olacaktır o yüzden. Yani Fransa şeyi de var adamın. Ee, e, bonservis isteyecektir şeyde. Leicester City'de. Hani bedavaya da ver, vermeyecektir yani. Birkaç milyon euro isteyecektir. Ee, Beşiktaş'ın bonservis verebilecek durumu var mı bilmiyorum. E, ee, finansal fair play durumu nasıl Beşiktaş'ın şu anda? Abi hiç bilmiyorum da finansal fair play Türkiye'de en az sallanan şeylerden bir tanesi o yüzden çok bir önemi yok. Hayır UEFA ya sallıyor ya o yüzden diyor. Yani. Türkiye'de sallanmaz canım. UEFA, UEFA seni da, banlıyor. UEFA da onları şey yapacağını duyurdu ama. Bir, o Hı -hı. konuşuluyor şu anda. Bir rahatlatma konusu falan konuşuluyor. Atletik'te falan onunla ilgili birkaç makale okudum. Önümüzdeki sezon için durumu nedir? UEFA'nın yaptırım şeyinde ne, nedir Beşiktaş'ın durumu falan hiç bilmiyorum ama bir kısıtlaması yok diye biliyorum benim yani bir ceza durumu yok veya işte bir, bir yaptırım okay. süreci vardı ya Beşiktaş'ın. O süreç bitti. Ee, Fikret Orman dönemin son sezonunda galiba o yaptırım dönemi tamamlandı. O yüzden bir sorun yok Beşiktaş'ın diye biliyorum ama ne kadar, nereye Eyvallah. kadar harcayabilir falan ondan çok emin değilim gerçekten. Eyvallah. Umut Can Oluç, abilerim Gustavo Ersun Yanal yönetiminde daha ofansifti. Sizce de öyle mi? Ersun Yanal çok daha tempolu ve gitgelli bir şey oynatıyordu. Gustavo bir yaş daha küçüktü. Ee, burada biraz daha derinde kalıyor. Evet, daha temposuz olduğunu söyleyebiliriz daha ziyade yani daha dar bir alanda oynadığını söyleyebiliriz. Ama bu, bu tip transferlerin hepsi de böyle oluyor. Bir sene var, ikinci sene yok. 32-33 yapınca bu transferler hep böyle oluyor. Evet. Ya bir de hani oyuncu iyi niyetli olsa bile oluyor. İşte az önce Falcao'dan bahsettim. Oyuncu çalışsa bile işte spor salonuna da gitse antrenmanlarda da yap. E, sakatlanıyor. E, sakatlandığın zaman yaşlı olduğun için geç dönüyorsun. 23 yaşında adam aynı sakatlığı yaşıyor. 2 haftada dönüyor. 33 yaşında adam aynı sakatlığı yaşıyor. 2 ayda dönüyor. Ya da dönemiyor. Kas... Ya yani döndüğü zaman dönemiyor. ya da şey oluyor. Bitik bir şekilde dönüyor tamam. Tabii kaslar taşımıyor artık. O yüzden bu 32'lik 33'lük adam sevdasından mutlaka vazgeçilmesi evet. lazım yani. Hani Gezal konusunda ne yapılabilir? Bence en mantıklısı hani illa e, diyelim işte aradın, ettin Gezal'ın yerine işte genç alternatif bulalım dedim, bulamadın şu bu. Hani illa bir sezon daha Gezal bizde olsun diyorsan en doğrusu bir sene daha kiralamak olur bence. Ee, ondan sonra bonservis Spor... bitince bakarsın belki daha düşük şeye iki senelik kontrat verirsin. 32'sinde de yollarsın ya da alabileceğini maksimumunu alıp posasını artık buyur nereye gitmek istiyorsan git diyebilirsin falan. Öyle bir şey yapılabilir. Samet Keser Malatya Spor düşer mi demiş. Düşme adaylarından şiddetli bir düşme adayı hatta. Ee, zaten potaya girdi maalesef. Ee, Ersin sorusu var. Bir de artı bir almış Mustafa Özkan'dan. Onu yanıtlayalım. Ersin hakkındaki düşünceleriniz nedir? Son 20 yılda Beşiktaş'ın diğer mevkilere kıyasla kaleci beklentisi standartı niye düşük oluyor? Kaleci ne oranda kaleciye ne oranda yatırım yapılmalı. Ee, çok güzel. Ee, bu Ersin'le ilgili hatırlarsan bu sezonun böyle ilk 9. 10. haftasında falan e, şey diye laflar çıkmıştı. İşte, işte Lyon izletiyormuş da hmm. e, işte 8-9 milyonlar konuşuluyormuş falan. Ben deneyeyim o zamanlar abi ben öyle bir şey görmüyorum demiştim. Hala da öyle. 5-6'ydı oğlum. 8-9 kim dedi? Yani, ne neyse işte. <laughs> bir, bir, rakamlar <laughs> konuşuluyor işte. Olimpik Lyon izletiyormuş da bilmem neymiş falan. Yani Claire Fontaine diye bir altyapı merkezi olan ülkedeki takımlardan bir tanesi Nersin Destanoğlu'nun izlettiği şey fikri bana çok saçma gelmişti. Ya bu adam mesela düşün yani Ren işte Karicis'in Chelsea'ye satıyor. Uğurcan'ı alacak falan dediler. Hiç böyle bir şey de olmadı kendi altyapısından çıkardıkları kalecilere son derece güveniyorlar. İşte gencelik kalecileri Leeds'in kalesinde çok iyi maçlar çıkarıyor falan. Ben yani Fransız bir takımın gerçekten Türkiye'den kaleci alması fikri çok saçma geliyor bana. O zaman da geliyordu. Ersin özelinde de şunu söyleyebiliriz. Bugün yediği gol çok sıra dışı bir gol. Onun üzerinden çok okunacak bir onu yanı yok bence Ersin'in. Birebir çıkarma konusunda iyi bir kaleci olduğunu düşünüyorum Ersin, özellikle yere kapanma konusunda iyi bir kaleci olduğunu düşünüyorum. Bacak altından kolay kolay gol yemiyor. Bunlar iyi yan toplarda mesela kendi yaş grubunu geçiyorum. Türk kalecilerin genel, yani Türk kalecilerde çok gördüğümüz eksiklerin başına yan top zafı geliyor. Ersin pek onu yaşamayan bir kaleciye benziyor. Umarım böyle devam eder. Ama çok kötü bir pasör. Ee, ve yani ciddi konsantrasyon kayıpları yaşayan çizgisini terk etmesi gerektiği zamanlarda karesinde kalmaya meyilli bir kaleci bunları biraz geliştirmesi lazım ki bunlar e, büyük bir takımda oynaya oynaya zamanla gelişebilecek şeyler pas kalitesi hariç pas kalitesi biraz ayak tekniğiyle alakalı bir şey ee, o da bilmiyorum o da zamanla gelişmeyecek bence o yüzden birkaç sene daha belki Beşiktaş'ın kalesinde kendini geliştirir bir şeyler ispatlayabilir ama ben açıkçası tavanını o kadar yüksek görmüyorum Ersin'in. Beşiktaş'tan niye kaleci çıkmadığı konusunda da e, o yatırımla alakalı bir şeydir diye tahmin ediyorum. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun o konuda ama kaleci çıkmasını istiyorsan iyi kaleci antrenörlerinin olması lazım. E, genç ve iyi kalecileri işte Fenerbahçe ve Galatasaray'dan önce tespit edip Trabzonspor'dan önce tespit edip alt yaş gruplarına katabiliyor olman lazım. E, bunları yapmazsan genç kalıcı da yetiştiremezsin diye düşünüyorum. Mesela Trabzonspor Uğurcan olmasına rağmen gidiyor Mustafa Tatepe'yi falan scout ediyor mesela. Evet. Böyle şeyleri yapmıyor Beşiktaş benim bildiğim kadarıyla. Doğru. Trabzon demişken Good Boy'un bir sorusu vardı Trabzonspor'la ilgili. Canini kanatta daha etkili olduğu halde neden Ekuban kanatta Canini Santrfor'da oynuyor diye bir soru sormuş. Canini Santrfor'da olup kanatlara açıldığında etkili oluyor bence. Biraz daha Benzema'nın çok yapmayı sevdiği ve çok iyi yaptığı Gençler Birliği'nde Stanko da bunu yapmaya çalışıyor Türkiye'den örnek verirsem. Ama dünya çapında Benzema'nın olağanüstü iyi yaptığını, çok olağanüstü bir zekası olduğu için olağanüstü iyi yaptığını söyleyebilirim. Ee, Canini de bunları yapmayı seven bir oyuncu. tabi ee, tabii Benzema'dan farklı olarak ceza sahası içi etkinliği yok. Benzema hem ceza sahası içinde çok etkin hem ceza sahası dışında çok etkin. Ee, Canini e, ceza sahası içinde yok gibi ama ceza sahası dışında stoperleri bayağı gezdiriyor ve etrafındakileri rahatlatan tipte bir oyuncu. Bence Giannini'yi center forward oynatacaksınız arkasına bir golcü. Belki işte Ekuban'ı kanatta değil de hemen Giannini'nin arkasında serbest golcü olarak kullanmak etkili olabilir. Ama zaten sanırım ilk İlker öyle kullanıyordu ama oraya bir golcü daha Bakasetas aldı. Bakasetas da zaten ligin ikinci yarısında Trabzon'a gelip de çok gol atma nedenlerinden bir tanesi de bu zaten. Canini ona oldukça iyi alanlar açıyor ve o boş alanlara da Bakasetas gelip gollerini atıyor. E, Bakasetas orada oynayınca, solda Envakami oynayınca e Kuban'da sağ ön kalıyor ki orada da iyi oynadığını düşünüyorum ben. E, yani Canini'den daha iyisini almak tabii ki bir opsiyon. Ama Canini oynayacaksa ki bence seneye de oldukça süre alacağını düşünüyorum. Çünkü galiba ona göre kurguladı hoca. Ee, arkasında skorer adamlar olmalı. Ekuban ve şey gibi. Bakasetas gibi. Yoksa e, kendisi böyle 20 golleri bulacak bir center for değil. Ee, bu arada benim demin ki Ersin yorumumun üzerine bir iki tane yorum geldi. Beşiktaş vakti zamanında Uğurcan'ı altyapısını almamış beğenmeyip diye. Hmm. İşte, e... Ama Uğurcan şey açıklaması yapıyor. Beni almamaları doğruydu. Ben çok geri kalmıştım. Ee, çok eksik görmüştüm kendimi ve çok üzülmüştüm falan diyor. 12-13 yaşındayken bu. Çocuk 12-13 yaşından sonra profesyonel idman yemeye başlıyor ama o kadar şey bir kaleci ki o kadar hırslı ve çalışkan biri demek ki o o kadar geriden gelip yani Beşiktaş'a gittim ve Beşiktaş'ın kalecisi benim çok önümdeydi. İnmiş o. Diyor. Bilmiyorum. Nerede bugün o? Bilmiyorum. <laughs> demek ki yani... Uğurcan'a sormak lazım. Onu Uğurcan'a mı sormak lazım? Uğurcan'ı beğenmeyenlere mi sormak lazım? Kimi beğenmişler, Uğurcan'ı beğenmeyip ve o çocuk nerede şu an? Hayır, Uğurcan kendisi diyor ama. Tamam ama ben, Uğurcan bence doğru bir şey söylemiyor. Çok... Bence haksız Uğurcan Kendine haksızlık ediyor. Fazla mütevazi davranıyor ki yani iyi iyi, iyi yorulabilir bence. Çocuk Çocuk profesyonel değilmiş ama. E tamam yani, yani ben de, de liraya diyorum liraya ki gelmiş. Beşiktaş Uğurcan'ı beğenmeyip kime almış altyapısına ve o çocuk bugün nerede onu soruyorum ben de. Yani altyapı seçiciliği başka bir şey, altyapı geliştiriciliği başka bir şey. Belki 13 yaşındaki çocuk gerçekten Uğurcan'ın çok önündeydi ama 13'ten 20'ye kadar geçen sürede hiç gelişmedi. O sırada Uğurcan'sa Trabzonspor altyapısında coştu. Veya bireysel olarak kendi kendini geliştirdi. Tamam, demek ki Bunları Uğurcan Çakır'da iyi ve altyapı eğitimi aldığı zaman coşacak potansiyel varmış. Ve Beşiktaş bu potansiyeli tespit etmeyi başaramamış. İşin özeti bu. Bence. Değil mi? Seçicileri eleştirmek gerekir. evet. evet. Uğurcan kendisine haksızlık ediyor bence biraz. Şınav bile çekemiyordum demiş. Evet o açıklamayı okudum ben de. Şey dinledim daha doğrusu. E tamam bir oyuncu Şınav bile çekemiyor olabilir. Sorun yok yani. 13 yaşında çocuk. Şu anda da diye. şu anda da olağanüstü bir fiziği var yani. Güç olarak. Kolları çok güçlü. Çok omuzları falan. Çok çok güçlü bir kaleci yani. Bu şey kalecilere benziyor. İşte Terşitegen dün maçtan sonra bir formasını çıkardı abi omuz kas yapısı falan Noyer de öyle. Bizim mesela kaleciler arasında da o en Avrupa'yı görüntüye sahip olan Uğurcan. Yani çocuk bir de kendisinde bence Trabzonspor altyapısının başarısı da değil o. Direkt Uğurcan'ın başarısı yani. Bana öyle geliyor. Çünkü Tolga Zengin'i hatırlıyorum Trabzonspor altyapısından. Adam rakip yaralana topu yetiştiremiyordu. Bacakları o kadar zayıftı. Uğurcan'ın çok çalışkan bir adam olduğunu düşünüyorum ben. Tamam onu da tespit edilebilmesi gerekiyordu. Veya çocukta en azından tam senin fiziğinde eksikler var. Biz bunları oturturuz ama sende çok daha önemli başka şeyler var. Biz bunları geliştireceğiz deyip şey yapabilirdi. Yani çok net bir şekilde Beşiktaş'ın ya. ee, Ki yani o yaştaki, o yaş grubundaki oyuncuların çok temel eksikleri olabiliyor. Şu derece eksikleri olabiliyor. Wolverhampton Wanderers'da e, uh, Otasoy diye Kanadalı bir çocuk oynuyor. Ee, 17 yaşında şu anda. 18 olmuş olabilir. Ee, çocuk 14 yaşına kadar futbol oynamamış ya. Futbol oynamamış. Yani futbol topuna falan dememiş. Kanada'dan İngiltere'ye göç ediyor ailesi. Arkadaşları, eşi, dostu futbol oynuyor. futbol oynamaya başlıyor. Çocuğun mankenlik kariyeri futbol kariyerinden önce başlamış. 1.90 boy var falan diye manken olmuş çocuk. Ama sokakta falan futbol oynarken bunu abi senin fiziğin çok iyi deyip, ya senin futbolcu yapayım deyip Wolverhampton-Bondurus adam futbolcu yapmış mesela. Evet. Servet Çetin de futbola çok geç başlamış. O da çok belli oluyordu teknik olarak zaten. Yani zaten doğru dürüst malzeme olmayan şeyde çok az oyuncu çıkabilen, çok az e, nasıl diyeyim e, ham maddenin çok az olduğu ülkede nedense o da 80 milyonda ham maddenin çok daha fazla olması lazım. O ayrı mesele de olanları da işte tespit edip geliştirme konusunda çok daha donanımlı insanlar olması lazım kulüplerde. En ufak şeyi tespit evet, edebiliyor evet. olmaları lazım kulübün. En ufak bir ışık gördü mü onun üzerine gidebiliyor olması lazım ama işte babası futbolcu olan insanların futbolcu olmasına falan öncelik veriliyor. Böyle garip garip şeyler var şeyde Boray Öztürklerin de 15 yaşında başlamış diyor. Farkındaysanız geç başlayanların teknik kapasitesi biraz sıkıntılı oluyor. Çünkü e, teknik özelliklerinizi en çok geliştirdiğiniz yaş grubu 12'ye kadar. 12 yaşına kadar en böyle şey geliştiriyorsun. Hızlı bir şekilde gelişiyor. 12'den sonra bir teknik kapasite yavaşlıyor. Hatta e, The Manager kitabında sanırım alt liglerde uzun yıllar çalışmış bir antrenör 16-17 yaşında oldukça da yetenekli bir oyuncuyu çift ayaklı yapmak için saatler harcadık antrenmanlarda günler aylar harcadık ama bir türlü maçlarda iki ayağını kullanamadı maalesef geç kalmıştık diyor ki 16-17 yani bu geç kaldık dedikleri hani daha ne kadar erken olması gerektiği o teknik işte 15-16 yaşında futbola başladıktan sonra işte servet çetinler falan hepsinin bir top kontroller teknik falan bir problem oluyor bir servet Mehmet, <laughs> Servet buna rağmen topla çok cüretkar bir oyuncuydu. <laughs> Galatasaray almasından topu alıp böyle rakip yarı sahaya yardırdığı ve uzun paslarla böyle Galatasaray hücumlarını şekillendirdiği bir sürü hücum vardı. Evet. Mehmet Üretmen'in bir güzel bir sorusu var. Trabzon'da Uğurcan'ın satışı geciktiği için Arda gibi çok potansiyelli kalecilerin de zamanı biraz geçiyor olabilir. Hakikaten Uğurcan'ın Avrupa'ya satılması lazım yani. Bir senedir çocuk burada fazladan duruyor. Ee, ve Trabzon'un kasasına da çok öyle, iyi bir para gelir. Öyle. Yani, e Yedeğini de hazırlamışsın sen. Hem o e, alt, Altınordu'dan gelenin Erce, hem işte Arda var altyapıdan gelmiş. Hem mu, yine altın Altınordu'dan Muhammed Tahtepe. Üç tane çok iyi genç kalecisi var yani arkada. Erce değil artık da yani kaleci için yine de şey değil, genç sayılabilir. Artık şey yapması, yapılması lazım, gönderilip yerine mesela çok iyi bir işte ne bileyim stoper mi alırsın, orta saha mı alırsın? 8 numara mesela. Onlar onları yapmak iyi olabilir. Çok iyi kaleciler var Trabzon'un. Rasim Sinan abi sen klasik 9 muydun? <gülüyor> <gülüyor> ben yavaş bir oyuncuydum. O yüzden olmazdı benden zaten. Üniversiteyi tercih ettim. Ee, ve zayıftım o yaşlarda. Eee Sonradan zaten vücut geliştirmeye başladım üniversitede de ee, şeydi yani vuruşlarım kafa toplarına çok çalışıyordum abi ben ee, böyle sabah akşam bir kanat kanat oynayan sol bek ve sola açık oynayan bir arkadaşla bütün gün e, o orta keser bende kafa vururdum ee, <laughs> onları bayağı geliştirmiştim ee, bazen mesela şeyleri izliyorum maç süperlikte maçları izliyorum şu kafa vurma olayı mesela Muhammed müthiş kafalar vuruyor ya. Evet. Çok proaktif düşünülüyor abi. O ismi zikredilmeyen artık unutulan bir arkadaş var ya Türk futbolunda. Evet. O, o mesela e, reaktif kafayı da vuruyor. Yani şöyle orta geldiğinde hep böyle sen de kafayı vuracaksın falan oluyor ya. Ama çoğu zaman onu fark etmiştim ben sabah akşam kafa vuruşları çalışırken. Çoğu zaman top senden zaten daha hızlı bir şekilde sana geliyor. Ve bazen topun sana çarpmasına izin vermen lazım. Bazen sıyırttıracaksın, bazen alnına çarptıracaksın, bazen kafanın arkasına çarptıracaksın. O e, reaktif kafaları çok iyi vurdu. Bu Muhammed mesela hep proaktif vuruyor. Onu geliştirmesi lazım. Bazen top böyle şey gelir. Mesela dün kaçırdığı pozisyon. Ona da böyle sert vurmaya çalışıyor. Aslında biraz daha böyle yumuşak ve arka direğe doğru bırakmayı falan şey yapabilir ama yine de e, Muhammed'in çok çok iyi kafa vuruşları olduğunu söyleyelim. Drop genel olarak kafacılar ...şey düşünüyor. Çok proaktif düşünüyor. Drogba da senin o ...kafa vuruşunu çok iyi yapıyordu bu arada. Kafasını bir duvar olarak kullandırma... ...kafasından topu sektirme vuruşunu falan çok iyi yapıyordu. Proaktif olma... ...böyle onunla ilgili biraz. Ee, reaktif olmak... ...biraz zeka da gerektiriyor orada. Yani hep yani çok istemi Bazen bırakacaksın ve sana çarpacak. Ee, Vay be çok derin bir yorum bu. <laughs> çünkü hep topa gidiyorsun ve... ...vurma şeyi oluyor... Ben öyle hissetmiştim yani. <laughs> Hugo <almaydı, değil> <laughs> <laughs> çok mu proaktifti çok mu reaktifti Hugo Biraz fazla mı? Veya acaba yoksa sadece kafa tekniği çok kötüydü falan bilmiyorum. Boyun kasları mı zayıftı? Hatırlamıyorum. Ya hiç hatırlamıyorum ya Hugo Almeyde. Öyle kafa uzun pivot özellikleri olan bir oyuncu olmasına rağmen. Fiziği Yalnız Hugo ilgili, Almeyde ile ilgili şunu hatırlıyorum. Şey çok kötü kafalar yok, vuruyordu. Yok kafa da. vuramıyordu. Doğru. Hugo Almeyde ile ilgili yalnız çok acayip bir maç hatırlıyorum. Kasımpaşa deplasmanı. O maçı yerinde izlemiştim. Abi olağanüstü bir futbol oynamıştı ya. O oynadığı o günkü o Kasımpaşa Beşiktaş maçı gol attığımı falan hatırlamıyorum o maçta ama stoperleri mahvetme ve işte dominant center for modeli olarak o maç mesela hiç unutmuyorum hangi sezon falan bilmem de işte yağmurlu bir gündü. Gitmiştim Kasımpaşa stadında Beşiktaş Kasımpaşa Beşiktaş maçı müthiş bir performans vardı. Onu hatırlıyorum hep. Yani aslında bu Almeyda'nın e, teknik zaafları e, olmasa bayağı bir topçu olabilirdi bence ama o da teknik olarak çok sıkıntılı bir adamdı. Vallahi gene fena bir kariyeri yok yani Porto görmüş. Portekiz milli takımının yıllarca gerçi Portekiz milli takımında çok uzun süren bir santraforsuzluk sorunu vardı. <laughs> Orada bayağı bir... <laughs> Hala var form... mı? Hala var mı? Gerçi Fabio Silva Abi, gelmişti. İnşallah yetişecek genç benim ümitlerimin bağlı olduğu futbolcu Fabio Silva hayranıyım. Son maçta asistini de yaptı yavrum benim. Yani artık ona bakar herhalde Portekiz milli takımın santrafor forması. Onun, onun olacak gibi gözüküyor yani. Evet. Ama işte Pauleta vardı. E, Hugo Almeida de vardı. Başka da yoktu gerçekten. Çok uzun bir süre başka santrforları yoktu yani. Bebe falan olacaktı işte. Hatırlarsan Beşiktaş'a da gelmişti Bebe. E, çok genç yaşta felaket bir sakatlık geçirdiği için ondan da olmamıştı sonra. Andres Silva var tabii doğru. Andres Silva şu anda inanılmaz bir sezon geçiriyor. Heller Postiga vardı doğru. Evet. Eder de biraz yokluktan oynayan bir santrfordu sanki. Yani son işte 2016'da kupayı getiren oyuncu. Tabii. Evet. Joao Felix diyorsunuz. Joao Felix çok büyük bir hayal kırıklığı olmaya doğru gidiyor sanki. Eder bu arada bu, bu yaz Beşiktaş'ın kapısından döndü. Öyle mi? Evet. Menajeriyle falan geldiler. İstanbul'a Beşiktaş oldu oldu. Bu korona dönemi daha. Haziran-Temmuz ayları falan. ilk oluyordu. Sonra olmadı. Abu Bakar gördükten sonra da iki de olmamış evet. modundayız. <laughs> 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 Nuno Gomez fayız. Nuno Gomez çok eski ama gerçekten. Yani evet. Nuno Gomez, evet. ay, Fatih Hoca'nın yani. adamı. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ya Ronaldo diye bir adam var ama bilmiyorum yazmışsın Gani hayran da yani Ronaldo tam mecburen <laughs> santrfor oynuyor. <laughs> Milli takımda santrfor olmaması rağmen. Artık şey ama ya artık Juventus'ta da santrforlaştı e ya herhalde. Şimdi canım Yaş, yaşa geldi. Ya o zamanlar herhalde. değildi yani. ben tam Manchester United'da kanat oynardı. Gelirdi milli takımda santrfor olurdu yani. Yoktu çünkü başka. <laughs> eee ne diyorsun? Toparlayalım mı yavaş yavaş? Toparlayalım. Ben de onu diyecektim. Ha, tamam. tamam. <gülüyor> um, <gülüyor> yarın e, ligde Fenerbahçe'nin maçı var. Onu bir daha hatırlatalım. Yarın akşam saat 7'de Alay, e, alay adıyor. Fenerbahçe-Gaziantep maçı var. İlk e, ilk devredeki maç, Antep'teki maçta Fenerbahçe 3-1'lik bir mağlubiyet almıştı. E, bakalım onun rövanşını alabilecek misaller Cevap'liler ve kazanmaları durumunda Beşiktaş'ta puan farkını bir maç fazlasıyla dörde e indirme fırsatları olacak. E, Fenerbahçe'nin de son e, 4 maçında sadece bir galibiyeti var. Bunu da hatırlatmak lazım. Tıpkı Galatasaray'ın da olduğu gibi Beşiktaş'ın da aslında son dört maçında sadece iki galibiyeti var. Bu iki takım Galatasaray ve Fenerbahçe aslında ciddi bir fırsat tepmiş gibi gözüküyorlar. E, ve bunu e, lehliğine döndürmek için son fırsatları, son şansları gibi. Çünkü e, çok az maç kaldı. Ligin sadece %20'lik e, dönemi kaldı. Bakalım Fenerbahçe yer ne yapacak? Biz de saat 9.30'da Resultante Importante'de Fenerbahçe-Gaziantep maçını yorumlayacağız. Hepinizi çok teşekkür ederiz yorumlarınız için ve sorularınız için. Yarın görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.